Merhaba Tam Endir takipçileri. Bu videomuzda arkadaşlar hep birlikte Casper'ın yepyeni akıllı modeli VIA G4'ü yakından inceliyoruz. VIA G3 gerçekten güzel bir modeldi Casper için ve VIA G4 ile yine bazı belli başlı geliştirmelerle karşımıza çıktı Casper. Casper özellikle benim tabii ki yerli bir firma olmasına karşın üretimi bazı bölümlerini sadece burada yapıyorlar ama yani biraz daha böyle sempati duyduğum bir firma. En azından diğerleri gibi ben %100 yerliyim falan filan olayına çok girmeden bir şekilde uygun fiyatta kullanıcılarla telefonları buluşturmaya çalışıyorlar ve açıkçası son dönemde yaptıkları servis anlamındaki geliştirmeler ve yine kullanıcıyı mutlu edecek deneyim anlamında mutlu edecek geliştirmelerle de bence kullanıcıların gönlünü kazanmaya başladılar. Özellikle kutu içeriği birazcık beni etkiliyor Casper'ın ki yani birçok firma kutu içeriğine çok çok fazla önem vermezken Casper'ın yine gördüğünüz üzere arkadaşlar bu VIA G4 modelinde de kutunun içinden kulaklık, şarj aleti, sim iğnesi, kılıf, ekran jelatini ve kılıf gerçekten önemli ve diğer kullanım kılavuzları çıkıyor görmüş olduğunuz üzere. Ve telefon dış görüntüsüne baktığımızda da hemen ön tarafta damla çentiğe geçildiğini görebiliyoruz ve bu damla çentiğin özellikle telefona değişik bir hava getirdiğini de söyleyebilirim ki aslında bu damla çentik artık birçok cihazda zaten kullanılıyor. Bana sorarsanız zaten artık telefonları önden bakarak ayırmak çok mümkün değil dostlar. Çünkü hemen hemen çıkan 5 telefondan 3'ü birbirinin ekran tasarımı olarak aynısı size diyebilirim. Yani hemen hemen aynısı, hatta onu da söylememde fayda var. Ve bu ekranın hemen üzerinde bir ahize yer alıyor. Oldukça güzel bir şekilde gizlenmiş bir durumda. Ve kamera da yine bu çentiğin, ufak çentiğin içine gizlenmiş. Telefonun sağ tarafında ses açma kapama tuşları ve kilit tuşu yer alıyor. Telefonun sol tarafında da sim kart yuvasının mevcut olduğunu görebiliyoruz. Arka tarafta hemen ortada ince ve uzun, yuvarlak değil biraz daha ergonomik olması açısından konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusu yer alırken sol üst tarafta 2 adet çift kamera yer alıyor ve bu kameralar yapay zeka ile de desteklenmiş durumda. Güzel işler ortaya çıkarıyormuş gibime geldi. Onlara hep birlikte karar vereceğiz. Çünkü biliyorsunuz ben kamera anlamında özellikle sizin düşüncelerinize daha çok önem veriyorum. Ve telefonun alt tarafında ne yazık ki micro USB kullanılıyor ki micro USB'den artık kurtulalım bir zahmet lütfen. Bitti yani, o dönem bitti, ne yazık ki bitti. Ama hala micro USB kullanılıyor cihazda ve 3.5 milimetrelikte bir kulaklık girişi yine telefona konumlandırılmış durumda. Artısı ne? İşletim sistemi Android 9 cihazda arkadaşlar ve güncelleme hakkında telefonun en azından Android 10 güncellemesini alacağını sizlerle paylaşabilirim tabii ki gönül rahatlığıyla. İşlemcisi MediaTek P22, yani çok iyi bir işlemci değil ama Casper'ın bazı modellerinde bu işlemciyi yine daha önce görmüştük ve RAM tarafında da 3 GB'lık bir RAM konumlandırılmış durumda. Özellikle RAM beni en başta birazcık düşündürmedi değil aslında dostlar. Çünkü 3 GB RAM birazcık düşük gibime geldi. Fakat Casper'ın arayüzü biraz daha böyle yumuşak bir arayüz, daha az yüklü bir arayüz olduğu için RAM anlamında günlük kullanımda çok ciddi bir eksiklik açıkçası ben görmedim ama olay oyun tarafına ya da performans tarafına geldi. Tahmin ettiğim üzere RAM az bir miktar kasma yaratmasına sebep oluyor. Tabii işlemci de bu işin içinde var ama biraz daha desteklenseydi daha iyi sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Telefonda depolama olarak 32 GB'lık bir depolama var dahil olarak ama isterseniz micro SD kartla bunu artırabiliyorsunuz. 288 GB'a kadar micro SD kart takarak depolamayı artırabilirsiniz ve Geekbench skorları da görmüş olduğunuz seviyede seyrediyor dostlar. VIA G4'ün yenilenmiş ekranından sizlere bahsetmemde fayda var. 6.22 inçlik bir ekran paneli bu panel ve bu panel Incel bir panel. Incel LCD dediğimiz, yani biraz daha farklı, yenilikçi bir panel arkadaşlar. Bu paneli açıkçası Casper'ın birçok cihazında yine görmüştük. Ben özellikle uygun fiyata kaliteli bir ekran görüntüsüne sahip olmasından ötürü takdir etsem de yani artık sanki böyle bir inceden çok üst kalite olmasa da bir şekilde bir AMOLED'e falan OLED'e falan mı geçilse miydi diye de düşünmüyor değilim. Daha iyi olur muydu diyorsanız daha iyi olabilirdi. Onu da ekleyeyim. Ekran
kas oranı önemli cihazda. %82'lik bir ekran kas oranı var bu telefonda arkadaşlar ve ekran çözünürlüğü de HD Plus olarak belirlenmiş durumda dostlar. Ekranın kalitesinden bahsettim size. Parlaklığı açıkçası beni biraz etkiledi. 450 nit bir parlaklık var ekranda ki 450 nit yani güneş ışığı altında zor durumda kalmamanızı sağlayan bir parlaklık seviyesi. Telefonun önemli detaylarından bir tanesi arkadaşlar arkasında bulunan kameralar. Bu kameralardan detaylıca bahsetmek istiyorum sizlere. Ana kameramız 13 megapiksellik bir kamera ve gün ışığı altında güzel işler ortaya çıkarmayı gerçekten başarıyor. Özellikle gece çekimlerinde daha iyi pozlamalar yakalayabilmeniz açısından telefonun ana kamerasının diyafram aralığı f1.8 seviyesinde tutulmuş ki yazılımı da birazcık desteklenip güzel sonuçlar ortaya çıkarmanızı amaçlamışlar. Bana sorarsanız yani orta seviyenin biraz üstünde diyebilirim. Bu gece çekimleri için yani onu söyleyebilirim sizlere. Ve arka kamerada yer alan ikinci kameramız 2 megapiksellik bir kamera ve bu kamerada portre fotoğraflar çekmeniz için konumlandırılmış bir kamera arkadaşlar ki portre performansı standart. Yani güzel böyle çok ileri düzey değil ama standart bir portre performansı almanız cihazdan yine mümkün. Ön kamera yine tek başına güzel işler imzayı atmaya başarıyor. Güzel işlere imza atmayı başarıyor o öndeki kameramız. 8 megapiksellik bir kameramız var ön tarafta ve genel olarak eğlenceli bir kamera olduğunu sizlere söyleyebilirim. Yani telefonun aslına bakarsanız arka kamerası da ön kamerası da oldukça eğlenceli. Mesela ön kamerada yer alan portre modları. Telefonun ön kamerası tek kamerayla portre fotoğraflar çekmekle kalmıyor. Birazcık Apple tarafında görmeye alışkın olduğumuz sahne ışıklandırması ya da buna benzer farklı yine portre fotoğrafları çekerken efektleri de uygulayabiliyor ki bu benim oldukça hoşuma gitti açıkçası. Ve telefon video tarafında işlemcisi sebebiyle maksimum Full HD kayıt yapabiliyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmalıyım. Genel olarak kameranın eğlenceli olduğunu sizlere aktardım zaten. Fakat şimdi artıları var, eksileri var. Ama VR G4 son dönemde alıp başını giden, hatta son gelen zamlardan, ÖTV zamlarından sonra alıp başını giden telefon fiyatlarına bir miktar daha böyle göğsünü gererek karşı durmaya çalışan bir model olarak da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Çünkü fiyatı 1600 TL ve genel ihtiyaçların tamamını bir şekilde karşılıyor. Sizi de tasarım olarak güncel ve işte dışarıda bizde hani var ya böyle bir şey. Telefonun yeni gözükmesi, işte güncel gözükmesi ya da işte lüks gözükmesi gibi şeyler. Bu anlamda da sizi tatmin etmeye çalışan bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Yani genel olarak cihaza baktığımızda malzeme kalitesi, kameralara verilen önem ve genel kalite değerlendirmesi yaptığımda size şunu söyleyebilirim. Ortalama cihazların bir tık sadece üzerinde. Yani ben orta seviye bir cihaz arayışındayım diyorsanız hem fiyat anlamında sizi tatmin edecek. Çünkü artık diğer markaların orta seviye dediği fiyatlar bile 3500-4000 bandına kadar çıktı. Ona baktığımızda tercih edilebilir bir telefon olarak karşımıza çıkıyor ki yine de bazı eksikleri gerçekten can sıkıyor. Mesela micro USB girişi gibi. Ve oyun performansı konusunda bu telefondan çok büyük bir oyun performansı beklememenizi sizlere öneririm arkadaşlar. Çünkü telefon daha çok günlük ihtiyaçlarınızı gidermeye yönelik ve biraz daha sosyal medya üzerine hani bence kullanılmalı bir cihaz. Eğer bu anlamda kullanırsanız sizi tatmin edecek bir cihaz ama oyun anlamında cihazdan çok büyük bir tatminkarlık açıkçası bence beklememelisiniz. Ve oyundan bahsetmişken pil kapasitesini de sizlere aktarayım. 3500 mAh'lık bir pil var telefonun içinde. Bir günü rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz ama ikinci günü çok da çıkarmanız mümkün gibi gözükmüyor. Fakat yine söyleyeceğim, keşke cihazda micro USB girişi kullanmasalarmış, artık bir Type-C'ye geçselermiş bu cihazda diye de düşünüyorum. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar VR G4'ü, Casper VR G4'ü? Yorumlara yazmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.